Tarih tekerrürden ibarettir cümlesini çok duymuşuzdur ama tarih tekerrürden ibaret değildir. Aslında insanların davranışı tekerrürden ibarettir. Yani insanoğlu davranışlarını tekrar eder sürekli. O yüzden tarih tekerrür eder. Şimdi sen hayatında değişiklikler istiyorsun. Ama aynı davranışlarını tekrarlarsan o değişikliklere ulaşamıyorsun. Şimdi konuyu şuraya getirmek istiyorum. Hocam benim yaşım ilerledi. Yaşım 40 veya 45 veya 50. Bundan sonra bir şeyler yapabilir miyim? Artık herhalde geç, bir şey yapamayacağım korkusu geldi bana, bir şey yapamıyorum gibi bana eğer soru sorarsan ben sana şunu söyleyeyim. Evet, aynı davranışları tekrarlarsan 50'den sonra da veya 40'ından sonra da yine aynı sonuçları elde edeceksin ve sende tarih tekerrür edecek. Fakat bu zamana kadar 45 yaşına kadar veya 50 yaşına kadar birçok deneyim kazandın, tecrübe kazandın ve bu deneyimleri analiz edip içindeki gücü caddeye, arabaya, piyes gücü olarak yansıtırsan o zaman şunu söyleyeyim. O tecrübeyi kullanarak daha hızlı gidersin. Hedefine 45 yaşından sonra fark ettiysen daha hızlı ulaşıyor insanlar. Niye? Uyanıyor 45 yaşında. Fark ediyor. Bak diyor benim böyle deneyimim var. Böyle tecrübelerim var. 45 yaşına kadar ben uyuyakalmışım. Bir şey yapmamışım. Hareketsiz kalmışım. Ama öyle olması gerekiyordu belki de. Tecrübelerin birikmesi gerekiyordu. Belki pişmen gerekiyordu. Tamam mı? Bunun hikmeti bu olabilir. Ama sen fark ettin, uyandın, artık elindekilerini kaybediyorsun, korkusu oluştu sende ve davranışlarını değiştirdin. Daha önceden tekrarlıyordun, o davranışlarını tekrarlamıyorsun artık. Farklı bakmaya başladın hayata ve o potansiyeli, o gücü kullandın. Kullandığın arabanın gücü, öyle örnek vereyim. Daha güçlü oldu. Yani PS, bu beygir gücü var ya, beygir gücüne yansıttın ve çok daha hızlı hedefine ulaşabilirsin. Ama burada dikkat etmen gereken ne var? Bir, o deneyimi kullanma. Tamam mı? Geçmişten bu zamana kadar birçok deneyimin tecrüben oldu. Bunu doğru kullanmak. Yani o içindeki aslanı keşfetmek, uyandırmak. O içindeki o canavar var ya, onu uyandırırsan oluyor. Birinci kural o. İkinci kural ne? Davranışlarını tekrarlamamak. Yani 45 yaşına kadar yaptığın davranışları tekrarlamamak. Farklı davranış sergilersen sonuç değişiyor. Aynı davranışları tekrarlayarak aynı sonuç elde edersin ama farklı davranış sergilersen sonuç değişiyor. Yani daha hızlı hedeflerine ulaşırsın. Bununla alakalı tarihte birçok insan var başarılı olmuş 45 yaşından sonra veya 50 yaşından sonra veya 65 yaşından sonra büyük işletmeler kuran insanlar var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir zaman geç değildir. Sadece biraz önce söylediğim bu iki davranışı ciddiye alacaksın. Hayatına yansıtacaksın. Her seferinde gördüm. Yani kişi bir korkuya kapılıyor. 45 yaşında heyecana kapılıyor ya, elimdekiler kayboluyor. O sinyali alıyor kişi ve ben bir şey yapmam lazım, davranışımı değiştirmem lazım diye bize geliyor. Bizim programlarımıza katılıyor. Biz onları görüyoruz. Yani o korku herkeste oluşuyor. Ama merak etme. Doğru bakış açısıyla, doğru davranışla geçmişte biriktirdiğin deneyimleri hayatına, sahaya yansıtabilirsin. Ve burada antrenöre ihtiyacın var. Yani sana bir yol gösteren bir rehber var. O tek başına olmuyor. Ya ben çok tecrübeliyim, çok bilgiliyim, ben hayat okulunu okudum kafasıyla ilerlersen gerçekten bir şey değişmiyor. Çünkü yine aynı davranışları sergileyerek aynı sonuçları elde ediyorsun. Başarıya ulaşmanın formülü var. Bu formül matematiksel bir formül. Bir algoritma. Yani şans değil, kader gayrete aşıktır ve bir matematik, bir formül, doğru davranış sergilemen gerekiyor başarıya ulaşmak için. O yüzden 45 yaşından sonra veya 50 yaşından sonra doğru davranış sergilersen, yani mantıksal, bilimsel ve ilimsel davranışları sergilersen o zaman iş tesadüfe bırakmış olmuyorsun. Tesadüf olmuyor çünkü bir şey. Çünkü kader gayrete aşıktır. Doğru, mantıksal, ilimsel ve bilimsel davranış sergileyerek başarılı oluyorsun. O yüzden elindekilerini kaybetmeden, ömrünü ziyan etmeden sen de arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Doğru rehber sana bir yol haritası veriyor. O sana mantıksal, bilimsel, ilimsel hangi adımları atman gerektiğini gösteriyor ve sen de onun yol haritasını kullanarak
arzuladığın başarıya, berekete, huzura ulaşıyorsun. En önemli ilk adım da kendini tanımaktan geçiyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Ömrün israf olmasın. Yani şu güzel ömrünü çöp kutusuna atmayasın. Yıllardan beri kazandığın 45 yaşına kadar, 50 yaşına kadar o güzel deneyimleri çöpe atmayasın. Onları değerlendir. Onları sahaya çıkar. Doğru antrenörle. Tecrübeye saygı sana yılları kazandırır. Hülasa sen de 40 yaşından sonra veya 50 yaşından sonra eğer bu anlattıklarımı ciddiye alırsan arzuladığın güzel hedeflere ulaşabilirsin. Bunu herkes yapabilir. Kendini tanı, içindeki potansiyeli açığa çıkar. Bu zamana kadar biriktirdiğin deneyimleri, tecrübeleri bir antrenör, bir uzman eşliğinde sahaya çıkar ve hayatına yansın. Bu anlattığım şekilde binlerce insan 40 veya 50 yaşından sonra arzuladığı hedeflere ulaştı. Bunu sen de başarabilirsin. Yani bir şey kaçırmadın. Bunu bir matematiksel formül gibi düşünebilirsin. Bunu sen de uygularsan sen de başarırsın. Yani şu dünyada birisi bir şey başardıysa sen de yapabilirsin, sen de başarabilirsin. Senin ondan farkın yok. Bu konularda binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime girebilirsin. Biz Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda hep yardımcı olduk. Yani 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında fark etmiyor. Kafadaki kilitleri doğru anahtarla açarak, içindeki potansiyeli keşfederek, hayata yansıtarak, sahaya yansıtarak onların daha başarılı, daha huzurlu, daha bereketli bir yaşama, kaliteli bir yaşama ulaşmalarına yardımcı olduk. Sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime girebilirsin. Bizimle iletişime girdiğinde bir ön görüşme yapıyoruz. Orada senin ayak bağların nelerdir, kafandaki kilitler nelerdir, içindeki potansiyel nelerdir? Bunlara bakıyoruz, analiz ediyoruz, bir test yapıyoruz, bir yol haritası çiziyoruz. Bu yol haritasını sen de takip edersen sen de başarabilirsin. Biz bu yol haritasını kişiye göre özel çıkarıyoruz ve binlerce insanın hedefe ulaşmasına yardımcı oldu bu reçete. Size de yardımcı olmamızı istiyorsanız hemen videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurun ve gönderin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.